Orta Çağ'a ait el yazmalarını yapan sanatçılar genellikle boyalarını toz haline getirdikleri bazı renkli malzemeleri sıvı bir bağlayıcı ile karıştırarak elde ederlerdi. Kullandıkları parlak renklerin çoğu doğadan gelmiyordu. Bunlar deneysel bir uygulama olan ve modern kimyanın öncüsü kabul edilen simya yoluyla elde edilirdi. Simyacılar, değersiz metalleri altına dönüştürmekle uğraşmanın yanında, maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve dönüşümlerini de incelemişlerdir. Bu sürecin sonunda da boyayı elde etmişlerdir. Simya, astroloji, tıp, felsefe ve mistisizmi bünyesinde barındırırdı. Ve bu alanların hepsinde renklerin önemli anlamları vardı. Parlak bir kırmızı tonu olan vermilyon, kimyasal değişim ve simya ile özdeşleştirilmişti. Bu renk iki tane elementle elde edilirdi. Sülfür ve civa karıştırılıp kimyasal tepkimeye girene kadar ısıtılırdı. Vermilyon toz haline getirildiğinde ise daha koyu bir kırmızıya dönüşürdü. Kullanılan diğer canlı pigmentlerin çoğu da kimyasal değişimler sonucu elde edilirdi. Örneğin mozaik altını için kalay ve sülfür Cıva ile birlikte eritilir. Bakır yeşili için bakır, sirke, şarap hatta idrar buharına maruz bırakılır ve kurşun beyazı içinde bakır yeşili elde etmek için yapılanlar bu sefer kurşun kullanılarak yapılırdı. Kimyasal değişimler sadece bir rengin yaratılması durumunda söz konusu değildir. Bir pigmentin var olduğu süre boyunca hatta yüzlerce yıl sonra bile değişim gerçekleşebilir ve müze araştırmacıları da bu değişimleri incelerler. Yaldız süslemelerdeki renkler genellikle canlılığını korumaktadır. Çünkü kitaplar çoğunlukla kapalı tutulur. Fakat bazen kitaplar açık bırakılır ve bu pigmentlerin renkleri ışığa maruz kaldıkları için solabilir. Bazı renkler atmosferik koşullara maruz kaldıklarında koyulaşırken bazıları da yıpranır. Mesela bakır yeşili kullanıldığı el yazmalarını ve kağıtları paramparça edebilir. Günümüzde kimya sayesinde boyalar bunların tanımlanmaları ve potansiyel dönüşümleri konusundaki bilgilerimiz derinleşiyor. Müzeler sanat eserlerinin maruz kaldığı ortamı ve ışığı kontrol ederek bozulmalarını engelleyecek önlemler almaya çalışıyorlar. Eğer doğru önlemler alınırsa orijinal rengin muhafaza edilmesi bile mümkün olabilir. Malzemelerin kimyasal özelliklerini analiz ederek, bilim insanları, bir pigmentin ilk üretildiğinde nasıl görünüyor olabileceğini görselleştirebiliyorlar. Kimya ayrıca, ortaçağ simyacılarının ve ressamlarının renklerle yaptıkları çalışmalar sonucu elde ettikleri şaşırtıcı bilgileri de gün yüzüne çıkarıyor. thank you